Ekfil 2010 oynamıştık. 2 hafta önce mi oynadık? 3 hafta önce mi oynadık? Erden benim oyun buradaymış. Bugün de Ekfil 11'den devam ediyoruz. Hiçbir mobilerimize. Gidebileceğimiz yere kadar tüm Ekfil oyunlarını oynamaya çalışacağız. Ama bir yerde elinde sonunda patlayacağız gibi yani açıkçası. Bakalım nerede patlayacağız. Lan dur, yanlış yerden açmışım ananı. Steam'den ne yazık ki abi, arkadaşlık o full dolu bende Steam şeyi. O yüzden ne yazık ki kabul edemiyorum. Okey, Şeykan geldi mi size bakayım? Hocam şu an gelmiyor. Tamam, geldi, güzel. Burcu kapalı mı? Yo, niye kapalı olsa, açık. Okey de bakalım. Evini gelken yapmak lazım mı VIP şeyini? Ya bir kere yapıyorsun, bir kere yapınca hep geçerli oluyor. Okey, şimdi FP 11'e sahip olan arkadaşlar Xbox Live'a girip Custom sezon almaya başlasın. Ben sezonu kuruyorum yavaştan. Hatta hemen kurayım da siz lobide şey olun. Turnuva şeklinde yapacağız. Turnuva gibimsi. İşte 7-8 yarışlık bir playlist. En çok puanlı olan da kazanacak bu playlistimizde. O yüzden düşmemeye dikkat edin sevgili arkadaşlar. Grid her zaman random geliyor, ne olursa olsun. Yarışlarımız 3 tur. 5 tur seçeneğimiz yok ne yazık ki. Herkes istediği alabilsin. Hava durumu random ne gelirse. Kurallar... Hani waylistik çok mu zorlar bizi ya? F1 11 için. Bunları kapattım, gerek yok, zaten 3 tur yarışacağız. Araba kozmetik. Araba performansı eşit. Belki son yarışı 13 tur yaparsak belki bunları açar deneriz yani. Asistler her şey açık, isteyen istediği asisti kullansın. 16 kişilik elimiz var. Okey, ben yavaştan pisti de bir ayarlayayım hocam. Sen de bir silin bakayım. Hocam İstanbul'a mı var? Yok, İstanbul'a başlamayalım. Ha. Neyle başlayalım? Tamam, Avustralya'da başlayalım. Çin sıkıcı ya. Çin'den sonra İstanbul yapalım. İspanya, Monaco, Kanada İstiklet. Valencia isteyen var mı? İngiltere 5. Hadi Almanya 6. Ya dur, çocuk bir gazını bekliyorum, buradayız. Ay, FB'den sonra gibi planımız var. Jiron, underbar, underbar, 100 atomis biyank, yardımcı olarak bak olmaz. Olmaz da olmaz. Bu da böyle bitirelim ya, ne dersiniz? Ne dersiniz? Okey, 3 tur 8 yarış. Durdum bakalım, dediğim gibi durdum bakalım, son yarışı Abu Dhabi'deki yarışı belki 13 tur yaparız. Safety call'la falan filan. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kaç saat istiyorum? 8. 2 dakika daha bekletiyorum, gelecekler varsa sevgili arkadaşlar. 2 dakika daha bekletiyorum. Diğer sahne sadece son turda açılacak. Öyle bir şeklimiz var. F1 14 lobi ne zaman? Kardeşim F1 12 13'ten hemen sonda. Update kuruyorum. Price. Abi adam daha yeni kuruyor update'i. Oha, adama bak. Zahmet oldu kardeşim. Zahmet oldu. Bu arada sezon otomatik başlıyormuş 15 saniye sonra. Geç gelenler geçmiş olsun. Hocam Ferrari'de yer var mı hocam? Merhaba Ferrari, ben geldim. Haydi Bismillah. Hadi bakalım. Lan olur mu hayır ya? Abi yani lobinin olacağını da biliyorsunuz. Bir de geç açtırmayın. Geç açmama rağmen hala geç kalıyorsanız o da sizin kendi şeyiniz yani, yallah. Son ilk yarışlara katılın arkadaşlar. Biz ilk yarışımıza gidiyoruz. Biz 5 puanı kapacağız buradan.
Nagamin diye Sukure beyaz beklermişsin. Yemin ederim aynısı ya. Bence 11 dersen lobby yine aynı şey yapacaklar. Klasik Türkler valla. Peki biz buna nasıl giriyoruz? Valla abi biz Zenli emülatöründen oynuyoruz oyunu online bir şekilde. Rahat bir aile beraber. O yüzden yani muhtemelen ne emülatör ne oyunum vardır. O yüzden chatten kişiler katılamıyor ne yazık ki, kendi aramızda oynuyoruz yani. Hocam burada tekerlek değiştirme falan var mı ya bu oyunda? Yok herhalde değil mi? Hadi bakalım, go to race. Yemek yiyorum. Aa kardeşim, böldük mi yemeğini? Pardon, yemeğin galiba 2,5 gün sürdü. Yani oyunu yayınlayın. Oyun, bak yayın açacaksa oyunu dinleyeceksin, sonra ayarlamaya başlayacaksın abi değil mi? Bir çok büyük iş adamıyız burada. Hadi bakalım ilk yarışımız. Bugün feda diye amacımız bir win getirmek. Oğlum falan arabası çok kötüymüş, bu ne ya? Umarım sesi kısmama gerek yoktur. Hadi bismillah. Galiba var değil mi? Hocam şurada hemen yumurta geçerek başlayabilirsek iyi olabilir gerçekten. Ay yanlış tuşa bastım. Bunda EVS tuşu L1'di, unuttum onu. Dönüşümüz daha var. Yılmaz'ı güzelce overtekledik. Şimdi sınavın peşinden koşturuyoruz, hadi bakalım. Burada bir dönüş. Hemen arkamızda da Homulos varmış. Ona da dikkat etmek lazım. Oğlum ne oldu, nasıl korner katik yaptım lan orada? Devam. Eyvah, Snow virajı kaçırdı, Snow virajı kaçırdı ama benim de önümü kapattı, orada geçemedim. Bir de 5xp'yi ben kaybetmiş oldum ya. Okey, kafa kafaya buradan bir geçme çalışmasımız var. Çok rahat, legal bir geçiş. Burada da güzel bir dönüş. Tamam. Haydi üstüne, ilk turda birinci bitirdik. Tevhüs gibi. Oğlum ne tevhüsü, gayet legal bir geçiş bir adam. Ben tevhüs görmemişim kardeşim. İlk maçtan gelemezsin abi. Custom sezondan gireceksin. Ha şöyle. Güzel dönüş. Devam. Evet yarıştayken aslında giriliyorsun. Oğlum yarıştayken girdi biz oynarken ama. Bilmiyorum, belki ilk yarıştan sonra da gözüktürür lobby, emin değilim. Ben hocam. Git oyunu sil, emülatörü sil, devam et hayatına. Ne zaman sen bir lobiye gelmeye çalışsan başaramıyorsun. Bence artık vazgeçmelisin. Ne dersin? Ha, bir sıkıntı bir olur, iki olur. Sen ne zaman lobiye gelmeye çalışsan hep bir sıkıntı var kardeşim sende. Allah, burada birazcık fazla gaza bastık ama iyiyiz. Evet, todu düşmüş. Lan okay. Aptal olarak evladım! Aptal olarak evladım! Öldürürüm lan seni! Aman hep odamın sözü, gel lan yerime gel! Kuda 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 İperya! Patata kuda yedu! Evol İperya aslını yapabilir! Kontrolü birinci olarak gidiyoruz. Snow'da iki saniye farkımız var. Zomom en hızlı tur atmış 1.24'te. Çok baviz bir hata yapmazsak Nobi'yi koyarca kazanıyoruz arkadaşlar. İlk yarışımızı. Dön. İlk sektörde bir mod attık. En hızlı turu dalmak istiyoruz. 24 puan değil 25 puan istiyoruz. Gerçi 2011'de en hızlı tura puan veriliyor muydu? Ondan emin değilim ama. Küçük bir corner cutting.
Devam. Çok rahat ince dönüş hocam. Dön. Süper dönüş. Devam. Ve böylece ilk yarışımızda Avustralya'da zafere ulaşıyoruz. İlk yarış bizde hocam. Yiğit kardeşim, Zen'de konfiğini sil, Emre Tadaş en baştan oluştursun o konfig dosyasını, sonra her arayını en baştan tekrar yap sen. Bence en mantıklı çözüm bu olur. O burada herkes Amerikan bayrağı, kimse bayrak uğraşmamış ha. Lobide. En hızlı turu da geri aldık ve aynen 1.23'te en hızlı turu da almışız. Güzel hocam. Evet, burada kanatsız bir arkadaş var, Yılmaz galiba. Great. Oğlum arkada niye kimse kanadı yok? Nauri'yi McLaren almış. McLaren'in yüz karısı. E sonuncumuz. Yani tabii ki hiçbir oyunu oynayamayıp hala her lobiye gelmeye çalışan birisi. Üçlü kanatsız yarıştım. Arkadaşlar, lobimizde hasarlar kapalıdır. Kanadınızın düşmesi sadece kozmetik amaçlıdır sevgili arkadaşlar. Sadece kozmetik olarak düşmüş gözüküyor da kanadınız hala var gibi sürüyorsunuz. Yani yok, araba dönmedi falan filan. Sadece bir yalan oluyor ne yazık ki. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bak, ilk yarışa kalanı kaldı 7 yarış hocam. Mesela Crash katılmış. Bakalım bir yarış dezavantajıyla beraber Crash kaçıcı bitirecek sıralamada. Emirata'dan oynuyoruz, evet abi. Hızlı şey yapmışken birazcık sesi kısayım mı oyunun? İyi olur değil mi? Şöyle bir 25'ten 15'e çektim. Daha iyi olur diye umuyorum. Evet, Xbox 360 emülatörünü oynuyoruz. Lütfen çökme, tamam çökme. Evet, İstanbul'a gidiyoruz ve İstanbul'da yağmurumuz var. İstanbul'a geldiğimiz gibi bir yağmur bizi bekliyor. İstanbul zor bir pist. Yağmurla daha da zor olabilir şu an. Bu arada bilmeyenler için İstanbul, İstanbul'un olduğu son oyun. F1 2011. 2011'den beri asla göremedik İstanbul'u. Yani bugün F1 lobilerinde yaptığımız F1 lobilerinde de son kez göreceğiz İstanbul'u. Bakalım. İstanbul'a güzel bir veda edecek miyiz? Hep beraber göreceğiz sevgili arkadaşlar. Altıncı başlıyoruz. Güzel bir başlangıç diyebiliriz. Yani burada ilk virajda patlamazsak her şey iyi, güzel gider kardeşim. Bu arada ben cidden kanat damage'ini kozmetik yaptım değil mi arkadaşlar? Ben şu an pek hatırlamadım öyle bir ayar yaptığımı da. Hatırlayan var mı onu net olarak? Lobby alanını yaparken. Yaptım mı? Tamam, teşekkürler o zaman. Net hasar vardı. Beta bak, bet açılmış. Çünkü podium beti. İlk üçü gelmedi diye bet açılmış. İsteyenler basabilir. Yani direkt 8 sunuk bet de açabiliriz. Birinci kim bitirir diye. Haydi bakalım, kanat açıksa zorlayabilir bizi gerçekten. Bismillah. Hadi geç başladık. Çok geç bir reaksiyon verdik. İstanbul GP'ye şu an sonuncu başladık. Ama bu enayiler varken ne yapıyorsunuz oğlum? Yani bu enayiler varken ilk üçe girmek pek de zor değil bence. Hocam bu Lotus kim? Blade'miş. Aman hocam, Blade hocam. Bomber. Abi. Aman abi. Neyse, iyiyiz. İyi, sıkıntımız yok. Dön. Buradan da dön. Ya. Neyi? Sonunda niye lobiye gelmedi? Allah aşkına bir düşün bakalım. Sence niye amına koyayım
Sen gelme diyorum. Bir kafalı çalıştı düşün bakayım. Yine geldi yine. İnsanın yarışı sıkma peşinde ya sadece. Neyse küçük bir kaza ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ne zorba diyorlar lan, amına koyayım. Yarış sikilen benim lan. Normalde FP pilota girip garajda adam dövüyor böyle bir şeyler yapıldı diye. Allah Allah Allah. Hakemi sikerim ya. Gitti mi zümeti? Onu amına koyayım ben ya. Bu hakemi makine bıraksın. Yani çok ağır beyanat veririm ben. Amına koydum böyle hakem. Ya böyle hakem olur ya. Olur mu çocuğu bu ya? Bak işte tüm yarışımız patlatıldı abi şu an yani mesela bu. Bir litim oyunu yakalıp götürüyor. İstemlik değil, Xbox Live. Ben kanat... Kanadım var değil mi benim? Bence bilmiyorum, bence kozmetik onu yapmışımdır ya. Öyle olması lazım yani. Evet. Ya valla birinci başlamıştık, bu yaştan güzel puan da alamayacağız yani. Neyse belki birkaç kişi 11 saniye fark, 11 saniye farkı 2 turda kapatabilir miyiz? Haritada kimse gözükmüyor ama belki deneyebiliriz. Dön hocam. Tamam teşekkürler. Devam. Adam boss sektörü atmışız da pek bir işe yaramayacak gibi şu anlık. Bak haritada gözükmüyorlar şu an. Şuradan dönüyorlarmış hocam. Hadi. Bir tane tekrar burada drift atmayayım. Atmadık iyi güzel. Hatta önünde kaza yapan bir arkadaş var galiba. Son muymuş bu? Bunu mu yakaladık? Onda da bir spin var galiba. Hatta tekrar bir spin. Pek galiba İstanbul'da yağmur pek yaramıyor galiba bu arkadaşa. Yağmurda direksiyonu tutamıyorsun o. Bir yer daha kaptık. 5. Hocam son turda bir de dördüncülüğü alsak. 8 saniye farkı kapatıp. Çok bir şey istiyoruz. Ben 7 yarış vardı. Toplam 8 yarış. Bununla beraber 6 kaldı kardeşim. Hocam farkı 6 saniye yapmışız. En uzun turu attık şu an. O 6 saniye fark kapanır mı burada acaba? Önde çok fazla araba görüyorum. Bir kaza mı yaşadı bu iki arkadaş acaba? Galiba önde kaza yaşayan iki arkadaş var. Bu bizim tamamen avantajımızda hocam. Hocam bunları geçersek belki üçüncülük bile gelebilir şu an. Evet yine ikili bir çarpışma. Ve sanki bir Hugo Hamilton gibi çok güzel geçiş. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum ben bu yarışta ikinci biteceğim. Anınızı Dobby'nin seviyesi de bak. İlk turda neyi benim anımı biçti. 2 dakika geç kaldım yine herkese geçtim aman akıyım Dobby'de. Homurda olmasa birinci olacağız anasını. Aa, düzlükte birazcık daha hızlı takım arkadaşımız gibi ama hiç takım arkadaşımız değilmiş ama aman oğlum ne yapıyorum ben de o kadar. Ya oğlum o kadar yol veriyoruz. Yolun sağını veriyoruz. Adam dönüp dolaşıp bile bizi buluyor ya. Abi o nasıl bir viraj dönüşü ya? Mevel. Burada çalınmış 3 puanımız var yani. Bildiğin sadece son virajdı. Abi en hızlı turlara bak. Adamın en hızlı turları 1.38-1.39. Benim en hızlı turum 1.33. Arada 5 saniyelik bir fark var. Oğlum ben bir de 10 saniye ceza yemişim. 10 saniye ceza yediğim için 4. bitirdik anınızı.
Kanat etki ediyor bence, artık kolay sıkıntı yapmaya başladı. Kanat kaykayını unutmuş olabiliriz o zaman. Podium'u da göremedik bir saniye. Podium evet mi hayır mı? Cezan doğru podium kanat, tamam. Abi yani bu yarış tamamen bir skandal Allah aşkına. Büyük bir skandal. Ve yine tabii ki tek bir kişiyi bekliyoruz. Anladın en son genel puan tablosunda Omnivost'u bizi geçmiş, 40 puan, 37 puan, 3 puan arkasındayız adamın ya. İyi mi dedim? Şu an bizim 50 puanlı olmamız lazımdı ama. Çok büyük bir şike söz konusu o. Vallahi çok büyük bir şike söz konusu. Hadi bakalım 3. yarış. Kardeşim Rosberg Hamilton fotosunu şampiyonun sonunda atarız birbirimize. O zaman görürüz kim kim atıyor. Bir de eksi 55 XP yemişim. 2-2'de bitiremediğim için. Niye böyle bir objektif varsa 2-2'de bitirmek için. Her adam eşit olmuş zaten. Okey, böylece İstanbul'da bir daha attık sevgili arkadaşlar. Oh, bir kasaptan kurtulduk çok şükür. Bir daha hiçbir FB oyununda İstanbul'u göremeyeceğiz. Oyunsuz hepimiz sabit, evet. Hadi bakalım, bu sefer İspanya'dayız. Tek hareketimiz birincilik için buradayız. 11 kişi varmış bu sefer. Hadi bakalım. 109'dan başlayan Ferrari lobisi. Kardeşim ben de 1'den başlıyorum. Yani. Birinci olmak daha kötü oğlum. Adamla gerçek YouTube'dan şey yapacak falan. Bir pes muhabbeti nasıl skipledin? Abi VIP şeyi için internetten DLC indirmen gerekiyor. Sonra onu zenneye kurman gerekiyor falan filan. Birazcık kanser bir iş. O VIP pes olayı. Bakalım birinci başlayıp birinci kurtaracağımız bir yarış olsun istiyoruz. Özellikle hızlı bir start almamız lazım bu sefer. Yoksa İstanbul'daki gibi batabiliriz. Haydi bismillah. Nebel kardeşim. Oğlum cidden Nebel, benim takım arkadaşım beni niye biçiyor, ben anlamadım ki. Takım yapıp yol veriyorsun. Oğlum sen beni niye biçtin biraz önce, ikinciliğimi çaldın. O 3 puanla doluydu, o 1'i kaybedersen vardı Nebel, bittin sen. Hakkında olsun. Haydi bismillah. Red Bull daha iyi bir kalkış yaptı yine. Yani en azından daha da sıra kaybetmedik. İlk viraj. Daha hızlı bir dönüş yapabilir miyiz? Snow birazcık şeyi gördü gibi. Peşindeyiz. Dön. Daha hızlı döndük gibi. Aynen, Snow dönemediği için. Şu an birinciyi aldık. Nebel defans yap lan. Nebel savun kardeşim, kimse geçmesin seni. Kimse geçmesin seni kardeşim. Güveniyorum sana. Triple corner cutting olabilir. Slow dance yapmış hocam, ben gördüm. Of, oğlum bu viraja kadar zor olmuş lan F1-11'de. Dönemedim vallahi. Ama sonunda burası dönemediği için yine birinciliği aldık. Sıkıntı yok. Şu biraz yine birazcık zorluymuş. Aman 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 hocam, aman hocam. Tamam iyi gibiyiz. F1-11 hala şey oyun. Frenlerken dönemediğiniz bir oyun. O yüzden böyle keskin virajları dönmek bayağı bir zorlaştırıyor yani işi. Legal. Bir şekilde farkı açmamız lazım şu an, rahatlamamız lazım. Tamam, çimene çıkmadık, çimene çıkmadık, iyi yönden bakalım.
Dön. Okey. Ha, Betolar dediğim gibi belki tüm sezon birinci kim bitirir diye işte Homer, Demon, Ben, Snow falanlar diye bir bet açılabilir belki daha mantıklı olarak. Ya da sürpriz bir eleman diye. Eyvah, yanlıyız yine. Kapmamak için oradan birazcık yavaş döndük. Konta da gireceğiz birazdan ama bizim LSM'imiz var burada. O yüzden oradaki bir şey gelmeden bence yakalarız. GVS de var. Hocam sağdan mı soldan mı? Okey. Ben niye çivide çıktım yine boyunda? Hadi bakalım son tur için Fright DNF olmuş. Abi kurallar bir de katı değil yani. Ona rağmen adam DNF olmayı başarmış, hayal olsun. Bakalım İspanya'da zafere kim ulaşacak? Hep beraber göreceğiz. Haydi bismillah. LS'yi yine son için saklıyoruz. Ya da şunu kullansak mı birazcık? Orada vallahi yine kumar üstüne çıkmak birazcık bozdu gibi bizi. Bir atak yapmak için fırsat yok hocam. Bulamayacağız gibi vallahi. Vallahi bulamayacağız gibi. Ve son boss 3. bitiyor. Snow 1, ben 2. Bu şekilde round tablosu bayağı bir birbirine yakın olacak gibi. Yine ilk 3 değişmedi bu yarışta da. Tabii Red Bull kazanıyor. Bakalım son round tablosunda sıralama kaçta olacak? Versus puan veriyor anladığım kadarıyla. Bizim takım arkadaşı 5. bitirmiş. McLaren sürücüsü Navi 6, Evitolu 7, 8'de Blade var. Blade bayağı bir arkada kalmış gibi. Bu sonuna çocuğa turnuve kazandırdık. Hocam daha geçen 3 puanlarımı aldın lan benim. Gelebiliyoruz bu lobiye. Oyun indik mi? İse be sen ve HP'f. Bakalım önce toplam puan tablosunda aynen. Benle Homeos 75, Snow 53. Kafa kafaya giden 3 tane pilot var şu an. 3. yarışın sonlarında. Hadi bakalım. Ayrıca sana kozmetik değil, dönmüyor. Allah abi bence dönüyor gayet ama ben mi hiç kanatlarımı kırmadım acaba bilmiyorum. Benim oyunum bullendim. Undertale'e 5 yıldız verilmiş. Undertale'le bir problemimiz mi var sevgili Sena? Doğru mu anladım? Üçümüzden bir... Vallahi bir Snow, ben şey Homeros'a dokunmayın. Kendinizi biçin. Biz şampiyonluk için yarışıyoruz arkadaşlar. Lütfen. Dördüncü yarış. Homeros şimdiden yarısına geldik lan yarışçanın. Son turu böyle birincilik çekişmesi olursa 13 turu yapabiliriz. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya hocam bu da yetenekli şans kazanacak çünkü önümüze kasap gelirse geçemiyorsunuz yani. Bu Monaco geçişiniz olduğu bir pist. Önde falan bir tane süremeyen adam varsa, baş harfi N olan, kasap diyorsunuz, geçmiş olsun şimdiden. Geç basayım aldım diye. Teşekkürler. Bu çok büyük bir lütuf olur bizim için. Araçlar eşit tabii ki. Evet, lobby beti açılmış sevgili arkadaşlar. Toplam 7 kişi var. 4 yarışımız daha var. Kunçun olmasın o Nebel, Vey, Demon veya sürpriz listeden biri için elma basabilirsiniz. Lobby kim birinci bitirir? FB'de 11'de kim kazanır diye. Tam 3 kişinin puanları eşit. Ona göre düşünün. E seçimimizi yapın sevgili arkadaşlar.
Aynen, boyunda Ghost on modu yok yani. Geç başlayın cidden. Sakın dümdüz ilerlemeyin. Cidden Ghost on modu yok yani. Aklınızda bulunsun. Hadi bakalım. Biz 4 4 yine iyi gibi. Neval çok arkadan başlıyor. Önde Prize Wilmason. Omros birinci başlıyor. Bak adam Monaco'da birinci başlıyor ya. Hayırlı işler ya. Mercedes dolbisine bak. Prize kalkamadı. Prize kalkamadı, hemen üçüncülüğü aldık şu an. Hocam Yılmaz'a hemen geçmek lazım. Yılmaz. Bir kanat gidince anlayacağız bakalım. Kanat gidince Monaco'da nasıl sürüyoruz? Kozmetik mi değil mi? Hep oğlum adam çarpa çarpa geçiyor, adama bak. Hamur ne yaptın? Hamur kendi kendini galiba orada bir şey yapmış. O da patladı. Şu an birinciyi de aldık böylece. Valla ben de şu an kanatlar kozmetik mi değil mi emin değilim ama neyse. Neyse, hamurun kendi kendine patlaması bizim işimize geliyor şu an. Dön hocam. Yılmaz'a bak oğlum bu. Hocam niye yeni gidip vermeyecek mi bu adam? Hocam be, adam beni defans yapıyor bir de. Ya oğlum. Araç gidecek, DNF olacak sevgisinden bir adam Yılmaz. Dönüşe bak. Dön. İlk turu zor da olsa birinci bitirdik gibi. Haydi bismillah, devam hocam. Valla bir de korunu kattan ceza yiyebiliyoruz, o yüzden çok dikkat etmek lazım ona. Bir 10 saniye ceza bizi çok geriye düşürdü şu an. Devam. Dön. Devam. Şu an 4 saniye farkımız varmış. Çok spesifik bir hata yapmadığımız sürece Monaco'da yine zafer ulaşıyoruz gibi. Allah işte bak bu. Böyle sıkıntıdan bahsediyoruz hocam. Domino hakkımızda ikinciliği almış. Dön. Ceza yemeden tamam. Şöyle bir dönüşümüz var. Hadi bakalım go. Bunu emniyete oynuyoruz abi hepimiz. Bakalım belki en hızlı puanı da alabilirsek bir 14'te. Oradan da iyi olabilir. Kanat kırılması cidden kozmetik abi. Ben gayet düzgün sürdüğümü düşünüyorum açıkçası. Yani kanat kırıldı dönemem diye ağlamayın bence arkadaşlar. Edmis gibi dönüyoruz oğlum işte. FP11'de dönebileceğimiz kadar. Ya oğlum en hızlı tufanım geçecek 1.13. 1.13 atabilir miyiz diyecektim. Oradaki kazamız zaten 1 saniye engelledi bile. Okey. Hadi yarışı hızlı bitiyor. Belki yarışı da 10 tura çıkartabiliriz ya. 10 farklı pistte yani 8'den. Dön. Hem bet daha adil olur yani. Okey, Monaco'da kazandık. 10 turda kastım 10 pist, pardon işte pist. Monaco'da kazandı. Combo'daki Snow arkada kalmış. Snow'un arkada kalması bizim için iyi oldu. Puan farkı açıldı. Buradan da bir 25 falan koyduk cevap. Gerçi 24 koyduk. En hızlı bizde değil bu sefer. Snow 5. bitiriyor. Monaco'ya başlıyor. Oğlum tam tersi değil mi? Monaco hayvan gibi döneceğim pist oğlum. Bir kanat kırılsa en büyük Monaco'da hissedilir tam tersi. Bitirin hadi yaşı. Kim bitirmedi halen?
Kim bitir? Oğlum hangi? He, iki kişi var. Eviton'un biri et bitirmemiş. Okey. Lotus'lar, Venut'lar birazcık sıkıntılı gibi. İlk duruyor şimdi biten görkemi kınıyorum. Abi ilk dur. Daha çok sen bana çarpmıyor muydun? Vurmuyor muydun duvara? Yanlış görmediysen. Evet, 7 puanlık farkımız var. Şu an iyi gidiyoruz. Ama Humboldt'ın bir DNF'e de ihtiyacımız var gibi şu an. Aa, gerçi lobi ayarlarını değiştiremem. Doğru. Hiçbir zaman dönmez ki lobiye. Hiçbir yarışı elleyemem o yüzden. Tüm yarışlar 3 tur 8 yarış. Yeni aç. Oldu kardeşim değil mi? 5 yarış 2'yimizi bitirelim. Hadi geldik Silverstone'a. Allah'tan yağmur yokmuş bu sefer. Beşinci başlıyoruz. Bana kadar arkadan başlamadık peki. Bu güzel bir şey bence. Birazcık şansımız yaver gidiyor gibi. İstanbul'da 8 kişiyle 6. başladın. Bak Oksijen kardeşim bana destek verdi. Teşekkürler kardeşim. Ben belki 13'de 15'de 17'de 11. Abi FB 10'dan başladık. 10'dan başlayıp tüm FB'lerde lobby yapıyoruz. O yüzden. 10, 11, 12, 13, 14 falan diye full gideceğiz. Haydi bakalım. Silverstone. Kazasız belasız. Hızlı bir start aldık. Reyti geçebilir miyiz hemen? Aman. Aman sevgili arkadaşlar. Aman oğlum. Yolun kenarında. Piste giremiyorum. Anınızı var ya. Piste girmek için sağ yaptım. Başka birisi vurdu. Bu kaza bize bayağı bir puan kaybettirebilir şu an. Edit olur. Bari sen zorlama. Edit olur. Heh, tamam ben buna döneyim mi kardeşim? Eyvallah. Oğlum yola dönmek için sağa gidiyorum. Ya benim takım arkadaşım niye 10'uncu? Bari o Ferrari'de puan almaya çalışsaydı. Önde bir kaza var. Neyse biz elimizden geleni yapmayı deneyelim. Belki birkaç puan alırız. Sen hocam. Nebel. Teşekkürler Nebel kardeşim. Kanat iyi ya, kanatta sıkıntı yok gibi. Sıkıntı kimseye göremez haritada, o kadar gerideyiz ki. En kötü bir dördüncülü alabilirsek iyi olabilir yani. Yuf diyorlar. Oğlum benim 250'yle gittiğim yerde adam 150'yle gidiyor. Suççu ben oluyorum. Tam tersi. Yavaş olmak adamı suç kardeşim. Formula 1 hız sporu da. Hızlı olmanın yeri yok burada. Öndekileri azdan birazcık yakaladık gibi. Lan abi kolum drift battı beni biraz önce. Biraz önce sola kendi kendine gitti. Lütfen yine kolum bozuldu demeyeyim bana Allah rızası için. Lütfen bunun habercisi olmasın. Yanlışlık olmuştur değil mi?
Yanlışlık olmuştur bence. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, iyi. Öndekileri yakalayabilir miyiz hızlı bir şekilde? Dön. Bas gaza. Burada bir boss yoklarımız var. Önde çok fazla araç görüyorum. Haydi bismillah, burada güzel bir dönüş. İnci hafif. Kontrola gireceğiz. Öndeki de yakaladık gibi az çok. Hop. Burada Navi'yi geçtik. Burada bir de Raid'i de geçtik. Raid'i de geçtik değil mi Raid kardeşim? Oğlum Raid'e çarpmamak için yolun dışına çıktım. Yine vakit kaybettik. Çok zor. Çok zor. Bak hocam maksimum 7 CKD burada bize ya. Onun da gelmiş şu an. En kötü bari 7 CKD puanını alalım. Hayat beni çok yoruldu. Aynen şu an o moddayım abi. Yaşlı gözlerim kanmadım. Bak şu öndeki iki arabayı geçebilirdik. Wait'e takılmasaydık. Öndeki iki arabayı geçebilirdik belki de. GVS'imiz de yok. Dön hocam. Belki son bir derece falan yetişebilir miyiz? Acaba? Bak yetişemedik hocam. Allah'ın serpek puan gelemedi. Homuros kaçıncı bitirmiş o önemli. Homuros ikinci bitirmiş. Homuros çok güzel puanlamış yine buradan. Bize puan kalmadı bu sefer. Homuros pardon dördüncü bitirmiş lan. Ben bunu Demon'u birinci zannettim. Hayır. Crazy bir slow 2. Okey. Böylece toplam puanlarda. Puanlar niye kendini vesit attı arkadaşlar? Bilen var mı? Toplam, evet toplam değil bu. Toplam puanı nereye gitti bilen var mı arkadaşlar? Continue'de. Continue demem gerekiyor. Ha, pardon pardon tamam tamam pardon. 86-85-85 eşit gidiyoruz yani okey. Son iki yarışma. Son yarışma. Son 2 de umarım. Allah umarım benim yaşadığımı siz de yaşarsınız arkadaşlar. Böyle yarışın başında birisi gelir size koyar da. Benim ne hissettiğimi anlarsınız. Orada yalnızdım ben. Kimse yardıma gelmedi. Tamam son 2 yarış var. Nürnberg ve son Abu Dhabi. Okey. Crash Bead'in. Homur patlamış gol. Dualarımız kabul oldu lan. Lan vallahi dualarımız kabul oldu. Şampiyonluk için sadece Snow kaldı o zaman yanımızda. Süper. Homur zorlarsan son Abu Dhabi'ye yetişebilirsin kardeşim. Ne yazık ki Homur'da korona testinden dolayı bir yarış aramızda yok. Nürnberg'e gelemiyor. Almanya'da bulunmuyor Homur. Belki Abu Dhabi'ye yetişmeye çalışacak. Oğlum niye benden önüne başlıyorsun? Abi sıralama tamamen rastgele. Oyun rastgele bir şey atıyor. Umudunsa onu da suçu bana atmayın boşuna. Evet hadi bakalım. Umudun olmadığı yarışta eğer ki Snow da patlarsa şimdiden garantiliyoruz Abu Dhabi'ye çok rahat gideceğiz. Hadi bismillah. Oğlum kol. Yemedim kendi kendine oynuyor kolu ya. Evet tamam Nürnberg'e katıldı ama izlemeye katıldı. Seyirciler arasında yer alıyor.
Bunu şampiyon adayı Hovros. O güzel döndük bu arada. İnanılmaz güzel döndük. Birinciyle aldık bile şimdiden. Dön bakayım hocam. Yemedim ya DualSense'in bozuldu. Anını sikeyim. Bu kaçıcı bozulan DualSense. Üçüncü mü dördüncü mü oldu? Anını sikeyim Sony. Yapacağın kolu sikeyim. Evet, güzel DualSense fiyatları ne kadar? Bilen var mı? İnisin ama zamanı geldi de. Baksana kendi kendine sol yapıyor yine ya. Amına kodumun kolu. Yok valla arkadaşlar, ben Xbox lobisine geçiş yapıyorum arkadaşlar, bu böyle olmaz. Bir bozuldu, iki bozuldu, üç de bozulmasın be abi. Adil olsun, DNF olsun onlar. Ketçap ayırt ister misin kardeşim? He? Kardeşim, Hamilton'ın 2007 şampiyonluğunu çalarken de bunları diyor muydunuz? Ben bugün Hamilton adına yarışıyorum burada. Siktir lan Hamilton benim. Kardeşim Hamilton sen seni hiç büyüyecekte göremiyoruz ya. Allah şu an çok var. Sürüyoruz. Zorlayan kimse yok. Allah'tan DualSense'in drifti çok hafif şu an, o yüzden pek bölmüyor bizi. Anneni sikeyim, ağzımı açmıyordum. Ben ağzımı açmıyordum. Yapacağın kolun anasını avadığını sikeyim Sony, başka bir şey demiyorum. Dön lan. Bir anda full sol yapacak ve benim yarışım sıkılacak gibi hissediyorum. Şu an içimde öyle bir his var ama. Şu an tetikte bekletiyorum sol parmağımı valla, ne olur ne olmaz diye. Valla aracının ayarını bozmuş abi, geçmiş olsun. Nasıl? Abi Xbox kolumuz var zaten, direkt bundan sonra onu takıp full Xbox koluyla oynayacağız valla. Yemedim bak, bu 3. cilde ilk beyaz vardı. Drift'i başladı. Garantiye gönderdim, siyah aldım. Onu drift'i başladı. Sonra pembe aldım. Bu da patladı. PlayStation 4 kolunu 5 sene kullandım. Bir kere bile sıkıntı yapmadı. Bu PlayStation 5'in kolu 6 ayda bir yılda bozuluyor. Ananı sikeyim yani. Ne konsolun kendisinde hayır var ne de kolunda hayır var. Bu kadar rezil bir konsol PlayStation 5 ya. Bendeki pembe patlamadı 2 yıldır. Neyse sen Allah aşkına kolda ne oynuyorsun? Sen kolda Enable Coinstick oynuyorsun Emelie 4 amına koyayım. Sen de bir zahmet patlamasın. Yani ne oynuyor kolla? Patlamıyor diyor. Driverların güncel mi? Okay, bitirdik. Hangi Windows sürümünü kullanıyorsun? Valla aslında onunla son yarışa kalıyoruz gibi. Bilgisayarı aldığın yerin ikametgah adresi ve bu skip TTS komutu çalışmıyor mu ya? Bu bilgiler olmadan sana yardımcı olmamız mümkün değil. Üçücülüm gitti corner cut'tan. Kardeşim birazcık yoldan sürmeye çalışıp Rise olur mu kardeşim? Doğada sondan başlamışsın, ikinci olmuş, böylece Abu Dhabi'ye kaldık. Snow'la. Toplam puan da 111, 104, 85. Homuros
artık şampiyon olması imkansız gibi. 25 puan alsa bile anca bize ulaşıyor. Geçmiş olsun. Ama sınavla çok büyük bir çekişme olacak son yarışta. Şimdi klasik bugün şeylere başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Dual Senses'in analoğunu kaldırın. Üfleyin arkadaşlar. İçini üfleyin. Bunu iğne gibi bir şey alın arkadaşlar. İğneyi ters çevirin. Sokun içine arkadaşlar. Öyle düzeliyor. Ben de yanım düzeliyor. Bundan sonra bir 10 tur yapabiliriz ya. Hızlı bitti espir. Abi Dezon. Abi Dezon'la olmaz vallahi. Ben direkt bugün benim Dual Sense'i bıraktığım gündür arkadaşlar. Evet. Son yarış. Gerçi son yarış değil oğlum bu. Oğlum iki yarış daha varmış beyler. Bu son yarış değil. Hayır Homulus'un Homulus'a da kazanma şansı var. Bak bak kendi kendine sol yapıyor. Abi ben direkt hemen X-Fars koluna geçsem algılar mı? Emulator direkt algılar mı acaba? Dur hemen kol değiştiriyorum. Nasıl kazanırsın? Oğlum 84 puanın gözüküyordu bir adam. Hemen kol değişikliği yaptım bir saniye. Xbox kolunda geçtik ve evet. Düzgün çalışıyor. Geçmiş olsun. Bir motor değişikliği var Fener de. PlayStation'dan Xbox'a geçiş yaptık. Ya bu amına kodumun Xbox kolunu takınca bilgisayarın sesi de hoparlörden geliyor. Bu ne kadar gerizekalıcı bir şey ya. Abi benim anneni sikeyim. Ses. Ses. Geldi mi? Size sıkıntı yok değil mi? İyiyiz değil mi? Okey. Haydi bismillah. Ben anlamadım. X-Fars kolunu takınca benim kulaklığım çıkıyor otomatik. Garip bir şekilde. Kol ayarlığı düzgün durmadım. Hadi bismillah. Ben çıkaya geçiş yaptık ve kötü bir kalkış. Yok DualSense takınca öyle olmaz. Hadi X-Fars takınca öyle oluyor. O Mercedes kim? O Mercedes kim böyle götünü sokan adaya ve Çanakkale savunması yapmaya çalışan Homulus mu? Abi Niki o Homulus onun. Allah'ım o adam neydi öyle ya? Ya şimdi bu koda alışamadım ki çok farklı tutuşuyor. Dur hocam. Aman aman aman. Tekrar bir kaza yaşamayalım. Tekrar bir kaza yaşamayalım. Aman no değil senin ben tüm Mercedes'in anasını avladığını sikiyim. Birinci Mercedes biçti yetmedi ikinci Mercedes'i biçiyor. Adama yolda adamı süremiyor. Anınızı sikiyim sizin. İki tane Mercedes lobisi tarafından suikastı vurduk orada ya. Başka bitecek Mercedes yok mu arkadaşlar? Yetmedi bunlar. Tamam 900'e bayağı bir puan lazım. Son kim bile kaçıncı şu an. Teşekkürler Kveys. Yılmaz gel kardeşim. Buradan bir geçiş yapıyorum hocam ben. Mümkünüz değil mi? Mümkün 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 mümkün. Hop şuradan geçelim. Tamam buradan bir altıncılığı alacağız. Bu da dönemedi Yılmaz. Bu LS'yi kullanacağım. Hepsini burada kullanacağım LS'yi. Öndekileri yakalamak lazım. Abu Dhabi'ye avantaj gitmek istiyoruz hocam. Haydi bismillah. Burada mod sektörümüz var da Allah Allah.
Corner cutting vermedi lan, bu iyi bir şey. Ben hocam. Önde kazan mı var? Önde kaza varsa işimize gelir. Ren. Valla frene alışamadım. Bu Xbox kolunda... Penaltı mı? Anlını sikeyim. Bitti. Hayat bitti. Ne? Bir saniye. Önümdeki Battle Call Yiğit adamı şey etti, ben illegal overtake yapmış oldum. Yiğit kasaplık yaptı, adamı kenara attı, ben 10 saniye miydim? Gerçek mi bu oyun? Bu oyun gerçek mi abi? Yiğit'in kasaplığının cezası ben mi ödüyorum? Şaka gibi, vallahi şaka gibi ya. Bugün nerede gördük? Vallahi Ferrari kazanmasın diye her şey yapılmış gerçekten. Olsa ne ceza bizi en kötü bir 7. yapacak ya vallahi. Yiğit'in dönüşe bak. Hocam bu dönüş legal mi hocam? Adam haritayı kesti de döndü hocam. Frene basmadım ki. Mustav ilk iki hit olduğu kesin, hiç görmediğimize göre. Ya birinci ya ikinci ilerliyor. Ben nasıl mor sektör attım? İğrenç sürdüm oğlum orada, neyin mor sektörü lan? Snow DNF mi oldu? Gerçi yazan Kronos'muş. Tam ciddi almaya gerek yok. Hocam F1-11 Kanada GP'si kayıtlara geçsin hocam. Çok büyük olaylar döndü. Son ikinci bitirdi. Biz cezayla altıncılar düştük. Dördüncü bitirmişken. Yani o ceza da büyük bir skandal. Yıllar sonra Wikipedia'da okursunuz abi. Kanada GP skandalı diye. Altıncı ve de yedinci. Snow'da 2'lik 18 puan. Eşit gibi bir şey olacağız galiba. Bakalım bakalım. Bakalım. Oğlum sen lobby'ye girmemiş. Ha girmiş, 5'inciymiş lan. Okey. Kim bitirmedi annenin yarışını? 3 kişi bitirmemiş. Okey, bence toplam puanlarda Snow 122, ben 117. Homer. Evet Homer galiba lobby'e takar gelince silinmiş. Homer 10 puanı var. Galiba toplanmıyormuş. Evet Abu Dhabi'ye 5 puan farkla gireceğiz bakalım. Kim kaldı çıkacak. Homer'ın puanlığını yediler abi bildiğin. Mideye attılar. Bunu silinen puanları Snow'u veriyorsun. İmleci. Hayır yesinler imleciğinizi. Ne yapacaksınız oğlum imleci? Al. Al. Burada Xbox kolumunda pembe olduğunu söylemiş miyim arkadaşlar? Ben birazcık pembeyi severim de. Çok güzel bir denktir. Bol bol pembe tişörtüm de vardır.
Evet, 11. başlıyoruz. Abu Dhabi'ye son yarışa 12 arabadan 11. olarak başlıyoruz. Arkadan başlayacağız. İşimiz zor. Zolda 7'den başlıyormuş. Bakalım bakalım. İlk virajda zaten kıyamet kopar. Kim şansı çıkar, kim şansı çıkar bilemeyiz yani. Hiç güç dışı başlamadım vallahi. Fenerli şanslı değilim kardeşim. Aa, bu da bir gece mi lan F1-11'de acaba? Yoksa hala sabah mıdır? Sabahmış. Hadi bakalım son yarış. Wait 1. başlıyor. Takım arkadaşı Nebel 9. Biz sondan başlıyoruz. Ne yazık ki Red Bull lobisi çok güçlü. 3 tur. Bir de kötü de kalktık, kaybı yedik. İyi bir kalkış gelmedi. Tamam, şu lobiye soldan yer çıkar mı diye baktık da yer çıkmadı soldan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Düğünde geçiyorum, başka bir araba geliyor karşıma. Buradaki dönüşü unutmayalım. Teşekkürler. Bu da full gaza bassak önümde birisi önümdeki birisi diğer iki arabayı temizledi. Bu bizim işimize geldi şu an. Slow kaçıncı beyler, bilen var mı? Slow kaçıncı, çabuk. Birisi çabuk bana söylesin. Bu nasıl dönüş, alnınızı sikeyim. Oğlum direkt bir penaltı yedim. Ben küçük bir uyarı bile zannediyordum. 10 saniye verdi ananın amını sikeyim. Red Bull lobisinin şeyine bakın. Orada oraya geçince onu sen de verir mi lan? Şikeye bak ya. Artık 10 saniye ile İlk 3'te bitirirsek yani büyük bir lütuf olur zaten. Price! 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 Ananı Price! Price'ı buna kaybettiği zamanın adlı hesabı yok harbiden. Hala çarpıyor. Kazandı tebrikleri Red Bull lobisi. Vallahi hocam ben Snow'u şu an görüyorum. Snow belki çok arkadaysa 10 saniye fark fazlaysa zannetmiyorum ama o kadar büyük fazla fark olduğunu. Ama 195 kazandı evet. Evet, umarım bu defansın aynısını Snow'u da yaparsın Price. Umarım aynı savunma Slova karşı da gelir. Allah'ım. Allah'ım. En büyük Fenerbahçe'de. En büyük Fenerbahçe'de. Sonra hakemler hakkımız diyor şike şike diye ağlar valla. Demon'ı... Oğlum neyin korner kategorini yaptık lan orada? Abi Red Bull Lobby'si önümüzü kesti. Adama biz yarışta disqualifiye ettiler Red Bull Lobby'si, gördünüz değil mi? Maçın başından beri yok arkada başlatmalar, Price'ın sanki para almış gibi savunması, bana çarpması sürekli. Skandalı gördünüz değil mi abi? Vallahi Hamilton'ın 2021'deki kaybedişinden daha büyük bir skandal döndü abi burada. Daha büyük bir tiyatro döndü. Yuh yani. Daha büyüğü gelmez dedik ama kalk aya 2021 Abu Dhabi. Daha büyüğü geldi kardeşim.
Evet, bir de Homer, iki de Prize var. Zaten her türlü sonuçta artık Snow Champion oluyor ben diskalifi olduğum için. Sonucu bile bitirse. Oyun cidden her şey diskalifi veriyor, bir de kurallar normalde katı değil yani. Onun 6. Büyüm ağzı 7. Oğlum ne oldu oyuna? Oğlum bir an oyun bozuldu zannettim, korktum ben valla. Bozulmamış Allah'tan. Bu geçişle gelme hocam. Bir diskalifiye ettiler böyle. Bunu DualSense'e yüklüyorum ki belki düzelir diye. Emin değilim düzelir mi ama. Oğlum daha bugün bunda o kadar oyun oynadım. Yayına geldim, yayında bozuluyor ya. Güzel lan. Tamam, düzeldi mi düzelmedi mi göreceğiz. Tekrardan çıkınca. Demon sezonu bitirdi. Neyse. Böylece F1 11'de 8 bulduk. 8 yarıştık. Şeyimizi tamamladık. Bir de... Kasapladım yine, ikinci oldum Ameke Allah'ım. Abi bir de bunu... Utanmadan söylüyor. Bilmiyor ki 13 turluk yarış yaparken kasapladı, lobiden kilitliyoruz. Bir de utanmadan itiraf ediyor. Güzel oldu bizim için itiraf. Daha da iyi. Ne soru işareti? Kasapladı lobi alacağımızı mı zannettin kardeşim? Modu düzgün sürüyoruz diyor. Kardeşim, sen önceden düzgün sürecektin ki büyük yarışlarda yeni alabilirsin. Bu oyun nasıl oynuyorsun? Emulatordan ya da bilgisayardan torrent. O şekil. Okey. %16 tur oluyor genelde. %20 13 tur olur değil mi? Hocam quali şey yapabiliyor muyuz? Tek tur. Quali açsak ne kadar sürer? 15 dakikalık şey açılmaz değil mi quali'de? Hocam hepsini bir sil de. Nerede yarışalım? Yarışmadığımız ne var? Brezilya var. Brezilya okey midir? 13 tur okeydir bence. Valla bu çok uzun bence ya. O yüzden random %20 yarış. Avduğum yine maskele. Evet, kozmetik onluymuş abi. Kanat kırıldı dönemem diye ağlayanlar. Hadi kend- oğlum realistik yapmışız o yüzden miş? Biz bunu videos yapmamışız. Tamam bu sefer videos yapıyorum şey bitmesin diye. Park performans ekiyor, okey. Oğlum bu yüzden bu kadar ceza yormuşuz. Neyse hepsi açık. Okey, şeyde dikkat edin arkadaşlar vallahi bak benzin teker falan da önemli bu sefer. Ona göre. Hadi bakalım son yarışımız için herkes hazırlığını versin o zaman. O Medus yaparsam 4 tur depemiz zenef olacak oğlum. Bir de öyle düşün. Hocam Ferrari dışı takım yok mu hocam? Böyle ne bulabiliriz? Güzel. McLaren boş mu lan? Vallahi McLaren boşsa McLaren'e girdim bu sefer. O nasıl? Ona beti ver ya, bu ek yarış ya, bu normal salonu bitti. Bunu ekstradan yapıyoruz.
Bakalım bakalım. Safety car çıkıyordu değil mi bu oyunda? Safety car yapılmıştı herhalde 2011'de. Diyormak istiyorum. Hadi bakalım o maçı 7. bitirmek. Ay pardon 7. başlamışız. Ama yağmur yok gibi. Hava yağmur yağabilir ha. Çok fazla bulut görüyorum. %30 yağmur yağma ihtimali varmış. %29 diyor. Yağmur yağabilir. Yağma edebilir. Birçok plan bozulabilir bu şekilde. Bet yine açılmış. Bet ne betiymiş? Odma girer girmez beti var. İsteyen oyunu oylayabilir. Bakalım yağmur. Yağar mı yağmaz hep beraber göreceğiz. Red flag. Red flag vardı. Safety car için bir ayar göremedim. O yüzden beni birazcık şüphelendirdi. Hadi bakalım. ...14 turmuş. Hepimize hayırlı uzun yarışlar arkadaşlar. Safety car'sız güzel temiz. Elit bir yarış geçsin hepimiz adına. Sakin la. La sakin la. Durun. Durun dönmeye çalışıyoruz. Önde çok büyük bir kaza olacak ama o kaza ne zaman olacak acaba? Çok merakla bekliyorum ama beni de arkadan hala Yiğit itiyor. Yiğit. Beni ittirmeden oynadığın bir yarış oyunu var mı dünya üzerinde kardeşim? Varsa ya da direkt Mario Kart'a geç istersen Mario Kart tam sendeki oyuna benziyor. Orada istediğin kadar itebilirsin insanları. Evet, Chris patlamış. Bu düzlükte olmazsa geçme şansımız var mı acaba? Abi 11'de boyu dönmek çok zor lan bu virajı. Bu arada ikinci kendi kendine speed attı Snow galiba orada. Yanlış görmediysem. Eğer çarpışma yoksa diyeyim bununla. İki buçuk saniye farkı kapatabilir miyiz? Hadi bakalım. Hala bu kolun frenine alışamadım ya. Az mı basıyorum, çok mu basıyorum? Pek emin olamıyorum bir türlü. Bir de bir hiç benzin falan bakmadım da benzin otomatik falan ayarlıdır değil mi arkadaşlar? Herhalde. Ya adam hala yeni Rüzgen Efendisi film diyor. Yıl olmuş 2024. Hocam safety car çıkmıyordur değil mi hocam? Tamam iyi gidiyoruz. Fuez ikinci turda nasıl dizikletli olduğunu diye sormayacağım. Ben zaten hak etmiyordum bile oğlum bu lobiyi.
Yok oğlum. Tamam ben DualSense alıyorum arkadaşlar. Kaç parası bile zorlucu DualSense'im alıyorum ben. Of. Olan niye benim arabaya oldu? Geç kardeşim. Lan ne yapıyorsun? Adam bir de bana ne yapıyorsun diyor. X100 yeni izlediğine emin misin abi sen? Sen başka bir şey açmadın değil mi arkadan? Valla atırın spin az kalsın orada. Abi şu an podyum birazcık zor gibi arkadaşlar. Hem de bayağı zor. Eksi 10 saniyeydik bu turdan. Benzinle bir şey olmaz herhalde ya, zannetmiyorum. Benzin alı yüzü diye bir şey var mı? Ondan bir... Aa varmış lan harbiden. D-pad'e basınca. Beyler peki... Yağmur yağ değil, yağmur lastiği takıp hemen... Önceden bir şeylik yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz öyle bir şey? ...15 dakika içerisinde yağmur ihtimali. Oğlum Xbox yine kolunda D-pad'e basmak çok zor anının. O hocam. Okey bu turu pite çalıyorlar bizi. Yani normal bir lastik takmak yerine. Yağmur yağ diye yağmur lastiği taksak önceden. Klasik muhabbetimiz. Hadi yanmaz diye prime de takabiliriz belki. Ne oldu sarı balıklar görüyorum hocam pistin üzerinde. Ne tüm pist sarı oldu. Allah da yağmur yağmaz diye direkt gidip prime takalım o zaman ya. Anneni dur. Oha oyun ışınladı lan direkt. İyi bu da bir şeydir. Hocam full hızla pite giriyorum. Aa direkt FPS kameraya geçiyormuş pitte. Kanat da mı değiştirdiler lan bir de? Değiştirmediler değil mi? Bir de yağmur ya aslında şu an kafayı yedim valla. Eyvallah kardeşim ne demek? Yok, kimse demiyor kardeşim. Başka soru.
Lastika ne kadar güzelmiş lan, çok hızlı dönüyoruz. Siket atar, mouse böyle mi? 4. Pardon, neyse siket atar. Mapus yatar. Okey. Ama bir an mouse böyle mi diye okudum, dedim ne oluyor. Aman aman aman, spin gelmesi tekrar, aman. Aman hocam. Aa, son 6 tur. Yağmur yağmur da söyleyecek, belki bir ödücüyle falan zorlayabiliriz. Ben çimene çıkma Allah'ım. Yağmur yok gibi halen. Bidon bir de Yiğit'e inzi tur. Allah, dönemedik. Hocam hiç ceza vermezsin değil mi? Eyvallah. Tam vermiş lan. Okey, 6.'yı aldık şu an. Burada 2. gazı vermememiz gerekiyordu bence. Eyvah eyvah, kıyacağım, spin var. Adam önümde spin attı hocam. Sonra dedi ki retire. Her zamanki gibi. Oğlum. Yağmur. Yağmıyor değil mi lan? Bak benim de gözüm şu an çiseliyor gibi geldi harbiden. Burada bir tane Nebel, Nebel. Tulluyormuşuz Nebel'i. Eski takım arkadaşım benim. Hiç kimseyi savunamayan. Ya bundan sonra yağmur yağsa da pis ısınır mı ki yeterince? Bence ıslanmaz. Allah vallahi çimeye çıkıyordum lan. Ah, tu deyince dayanamadı, oyundan çıktı. Vallahi buradan ya ceza yiyeceğiz bir gün ama bakalım ne zaman yiyeceğiz. Bu arada bir 11 105 ile en hızlı tur atmışız biraz önce. O turu daha da geliştirebilir miyiz acaba? Aman aman, vallahi spin atıyordum. Vallahi gidip spin atıyordum. Yine bir mor sektör geldi. Ace is good. Ace is good.
Yiğit de dayanamamış, çıkmış gitmiş galiba. Oğlum korktum, adam biraz önüne ışınlandı, korktum valla he. Çarpacak gibi hissettim. Kardeşim 1.10 5.35. Enerji turu bayağı yükselttik şu an. Yağmur da yağmaya başladı. Hemen şu Navi kardeşimizi şurada geçmeye çalışalım ve podyumu alalım. O hata yapar zaten. Allah, fren yapmadı. O fren yapmadı, yardım edin. Devam. Ama çok zaman kaybettik. Çok zaman kaybettik. Nasıl ceza yemedi mi? Oğlum 5 saniye vakit kaybettim, o da neyin cezası diyeyim be adam. Bu kanat kırılması bizim birazcık yaşımızı da kırmış olabilir ama. Eyvah, yedik penaltıyı bu sefer. Bu sefer yedik penaltıyı. Neyse oğlum, ben bu adama geçip o sene fark atacağım, merak etmeyin. Her türlü podium izim olacak. Çekil lan, çekil köle, çekil. Bende bir kişi biçim değil mi arkadaşlar? Yaklaşık 9 yaşında biçiliyoruz. Bizim de bir kişi biçme hakkımız olsun değil mi? Biz de zevk alalım oyundan. Hey, anı seviyordu şu an valla. Valla ben de Prize'ın anısını çok sevdim mesela. Oluyor. Oluyor. O saniye fark geçer mi bile? 5 saniye olmuş bile. Son turu bir 5 saniye daha koyabilir miyiz farka? Ya oğlum neyim? 20 saniye mi oldu lan penaltı? 20 mi oldu lan? 20 oldu galiba. Lan bir 15 saniye fark açacağız, bekleyin. Mesela buna ceza vermedi. Bu bence birazcık korner katikliğe gidiyordu. Buna uyarı vermesi lazımdı bence mesela. Kimi kazanmış. Yani bu yansıda etkili olmadı. Dynamite bir acıdı oyun. Yedi saniye fark. Biz de 20 saniye ceza ile beraber 5. falan biteceğiz gibi. Ben nasıl bir not edeyim? İmkansız. Kardeşim, önümüzü kestiler bizim, önümüzü. 1.9'da açacaktık da şu Koyunlik'le arkadaşı geçmeye çalışırken çok vakit kaybettik. Basit podyum diyor, adama bak. Neyse, böylece FP11'de oynadık sevgili arkadaşlar. Yakında FP12 ile tekrardan azıcık görüşürüz. Ama cidden bu kasaplada bir ceza vermek gerekiyor hocam. Bu kadar watt kasaplamamalı lazım yani. Bitimden indisek oluyor mu? Formula 1'i mi? Yok, olmaz kardeşim. Olmaz kardeşim. Neyse ki o zaman da crossplay icat edilmedi. Yani icat edildi de 100 tane oyundan 2 tanesinde kullanılıyordu yani. Öyle bir şey.
Okay. Bugün o gün mü? Bugün o gün evet arkadaşlar. Bugün o gün ama ondan önce hemen bir PlayStation 3 emulatörüne girip drift testi yapacağım. Bekleyin. Tekrar takıyorum PlayStation kolunu. Belki üflemek yardımcı olmuştu. Ne dersiniz? Bir saniye sevgili arkadaşlar. Gamepad tester. Kardeşim PlayStation 3 emulatörü çok daha güzel, tamam mı? Lütfen, ayıp oluyor. Okay. Hemen PD girdik. Şimdi bu sağ analog, bu sol analog. Bak, sağ analog gayet düzgün çalışıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir eksisi yok. Xbox lobby'si falan demişken bizim Kodgam ve Pass lobby'si hayallerimiz suya düşmüş olabilir. Yok, alakası yok. Sağ analog düzgün çalışıyor. Sol analoga geçiyordum ve evet, bu da düzgün çalışıyor. Bu da düzgün. Oğlum, ben HP'de oynarken niye drift atıyordu bu kol? Düzgün, bunun da sıkıntısı yok. Tek bırak yap. Al kardeşim. Bak. Üfleyince geçti. Harbi de üfleyince geçti lan yoksa. Oğlum HP'de sürekli drift atıyordu bu kol. Sola sağa. Tam ortaya. O kadar önemli değil. Tam yani tam ortada durmaması. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın evet. Yok. Bedava konuşuyor. Sağ anda doğru birazcık daha yamuk duruyor ama. Çalışıyor yani.